tarihin hemen hemen her sürecine tanıklık etmiş, birçok medeniyete ve topluma ait izler taşıyan Perge, Antalya'nın 18 kilometre doğusunda Aksu ilçesi sınırları içinde bulunan bir antik kent. Perge bir zamanlar Pamfilya bölgesine başkentlik yapmış. Şehirde bulunan Akropolis'in Tunç Çağı döneminde kurulduğu düşünülüyor. Helenistik dönem boyunca şehir eski dünya içerisindeki en zengin ve en güzel şehirler arasında sayılıyordu. Bununla beraber şehir Yunan matematikçi Pergeli Apollonus'un da memleketi. Şehrin tarihçesinin başlangıcı tekil olarak değil, ancak Pamfilya bölgesiyle birlikte incelenebilmekte. Bölge içerisinde tarih öncesi çağa ait mağaralara ve yerleşimlere rastlanıyor. Mağaralar içerisinde en tanınmış olanı Karain Mağarası. Karain'in komşusu olan Öküzini Mağarası, Bel Dibi, Belbaşı Kaya Sığınakları ve Badem Ağacı bölgedeki en tanınmış tarih öncesi yerleşim alanları. Perge Akropolisi'nin Plato düzleminin tarih öncesi dönemlerden itibaren yerleşim için tercih edilen bir alan olduğu kabul ediliyor. Yapılan araştırmalarda Perge Akropolisi'nin M.Ö. 4000 veya 3000'den itibaren yerleşim alanı olarak kullanıldığı bilgisine ulaşılmış. Arkeolojik buluntular arasında yer alan obsidyen ve çakmak taşı buluntuları, cilalı taş devri ve bakır çağından kalma. Akropolis araştırmalarında Pamfilya bölgesindeki ilk tarih öncesi gömüyle de karşılaşılmış. Bulunan çömlekçilik örnekleri Orta Anadolu'da bulunanlarla karşılaştırıldığında Orta Anadolu'daki örneklerle benzerlik gösteriyor. Perge Antik Kenti'nde Hitit, Büyük İskender, Roma, Hadrianus, İsauryalı ve Doğu Roma medeniyetleri hakimiyet sürmüş. Antik Kent'in tiyatro, stadyum, agora, sütunlu cadde, Helenistik kapı, güney hamamı, nekropol, Cimnasyum gibi bugüne taşınabilmiş eserleri mevcut. Şehirde dikkat çeken tiyatro, seyirci oturma yerleri, orkestra ve sahne olmak üzere 3 ana bölümden oluşuyor. 13 bin kişi kapasiteli tiyatroda alt tarafta 19, üst tarafta ise 23 oturma sırası bulunuyor. İlginç bir sahne binasına sahip olan tiyatronun sahne binasındaki mermer kabartmalar adeta bir filmin kareleri gibi betimlenmiş. Perge Stadyumu, antik dünyadan günümüze kalmış en iyi stadyumlardan biri. İnce uzun, dikdörtgen planlı olan yapının ana malzemesi, yörenin doğal taşı olan konglomera bloklarından meydana gelmiş. 234'e 34 metre boyutlarında olan yapının
kuzey kısa kenarı kapalı, güneyi ise açık. Yapı her iki uzun kenarda 30'ar, kapalı kısa kenardaysa 10 adet olmak üzere 70 kemer süprüksiyon üzerine oturtulmuş 11 oturma sırasından meydana gelmiştir. Uzun kenarları taşıyan kemer boşlukların dükkan olarak kullanıldığı, üzerindeki dükkan sahibinin adı ve satılan malın cinsinin yazıldığı yazıtlardan anlaşılmakta. Stadyum yaklaşık 12 bin kişi kapasiteli. Şehrin ticari ve politik merkezi Agora. Agora ortasındaki avlunun etrafında çepeçevre dükkanlar bulunuyor. Bazı dükkanların tabanı mozaikle kaplı. Sırasıyla dükkanlardan biri Agora'ya, diğeri ise Agora'yı çevreleyen sokaklara açılıyor. Tarihi sütunlu cadde, Akropol eteğindeki Nimpenyum'la yerleşim arasında uzanıyor. Ortasında bulunan 2 metre genişliğindeki bir su kanalı caddeyi ikiye ayırıyor. Kentin en iyi korunmuş yapılarından biri olan Güney Hamamı, Pamfilya bölgesindeki benzerleriyle karşılaştırıldığında büyüklüğü ve anıtsallığıyla dikkat çekiyor. Bazı mekanların tabanının altındaki ısıtma sistemi günümüzde de görülebilir. Perge Güney Hamamı, M.Ö. 1. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar uzanan farklı evrelere ait inşaat, değişiklik ve ekleme faaliyetlerini yansıtmakta. Helenistik surun biri doğuda, biri batıda ve biri güneyde olmak üzere 3 kapısı mevcut. Güneydeki Helenistik kapı avlulu kapı türünde. Milattan önce 2. yüzyıla tarihlenen Helenistik kapı, çağın savunma anlayışına göre tasarlanmış 4 katlı, 2 yuvarlak kuleyle korunan ve oval avlulu bir plana sahip. Milattan sonra 121 yılında bir takım değişikliklere uğrayarak şeref avlusu haline getirilmiş. Bu sırada Helenistik duvarların renkli mermerlerle kaplandığı, sütunlu bir cephe mimarisi oluşturulduğu, duvarlara açılan nişlere kentin efsanevi kurucularına ait heykellerin konduğu anlaşılıyor. Perge Antik Kenti, zaman içinde yolculuk yapmak isteyen kültür ve tarih meraklılarının, fotoğraf tutkunlarının mutlaka ziyaret ettiği bir yer. Pırıl pırıl parlayan plajları, tertemiz koyları, yeşilin birçok tonunu gözler önüne seren zeytin, badem ve çam ağaçlarıyla bir doğa harikası Palamutbükü, Datça'ya 25 kilometre mesafede yer alıyor. Palamutbükü tarihi, Kindos antik kenti tarihiyle benzerlik gösterir ve ilk yerleşim izlerinin M.Ö. 2000'li yıllara kadar uzandığı tahmin edilir.
Eski çağlarda da konumuyla cazip olan Palamut Bükü bugün de bu cazibesini koruyor. Koy ve plajın güneyde bittiği yerde ağzı Poyraz'a bakan L biçiminde bir liman bulunmakta. Sahip olduğu limanıyla Palamut Bükü pek çok kayık ve tekneye ev sahipliği yaptığı gibi yöre balıkçıları için de bir sığınak görevi görüyor. Turizm faaliyetlerinden sonra zeytin, badem üretimi ve balıkçılık da yöre ekonomisinde önemli konumda. Yer yer çakıl ve genelde kum olan uzun plajda denize girmenin yanı sıra yürüyüş de yapılabiliyor. Yapılaşmanın yasak olduğu koyda her bütçeye uygun az sayıda otel, apart, pansiyon, yeme içme mekanları, çay bahçeleri ve lokantalar bulunuyor. Doğanın güzelliklerini tamamen sergilediği, küçük ve sessiz yapısıyla sakin bir tatil geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, doğa tutkunları, kamp severler, fotoğrafçılar, sporcular ve tekne seyahati yapanlar özellikle yaz aylarında Palamut Bükü'nü ziyaret ediyor.